Otomatik olarak tabii hayata geçirmek için hiç kimse sorgulamadı. Hatta bir şey söyleyeceğim, hayvan haklarını savunduğunu söyleyen dernekler de sustu. O Cumhurbaşkanı üzerinden bu operasyon yapıldı ki herkes sussun. O bilinçli yapıldı. Çünkü herkes bir geri çekildi. Ya niye susuyorsunuz falan diyoruz. Bu anayasaya aykırı değil, hiç kimseden ses çıkmıyor falan. Sonra 2 gün sonra tekrar Cumhurbaşkanı, bu sefer hatırlayacaksınız, beyaz Türkler köpeklerinize sahip çıkın dedi. Pitbullları, aslında pitbull saldırısı vardı. Evet. Beyaz Türkler diyerek, sanki sadece köpeği olanlar beyaz Türkmüş gibi bir de öyle bir ifade kullandı. Yeni Akit gazetesi başta olmak üzere, Türkiye gazetesi, bunlar manşetten, yani böyle devasa puntolarla köpek taparlar, it taparlar, it perestler. O Hilal Kaplan falan, adını vereceğim. Hı hı. Kendisi yazdı çünkü, köşemde de yazdım ben. Hepimize it tapar bunlar bilmem ne. Bizi hayvan severleri ve hayvan hakları savunucuları bir kriminalize etmeye çalıştılar, başladılar. Yani bu uzun soluklu bir operasyondu. Hayır, şimdi bir dakika, bunları anlatmam lazım. Yani çünkü insanların bunu görmesi lazım. Ondan sonra bu Erdoğan'ın talimatlarından sonra dediğim gibi Çevre Bakanlığı bir genelge yayınladı. Çünkü o dediğim gibi yasaya aykırı bir talimattı ve ona meşruluk kazandırmak için Çevre Bakanlığı bir genelgesi çıktı. 8. maddesi vardı. Çok muğlak ifadelerle yazılmış ve hayvanların toplanmasına zemin hazırlayan bir maddeydi. Ben o zaman da uyardım. Dedim ki bu 8. madde toplamaya olanak sağlıyor. Buna dava açılması lazım. Ama orada da bir gene dediğim gibi Erdoğan olduğu için çekimser davrandı insanlar ve ona dava açılmadı. O zaman aşımına uğradı, dava açma sürecini geçti falan filan ve bir takım belediyeler çatır çatır hayvanları, küpeli olanları, hiçbir saldırganlık raporu bulunmayan hayvanları toplamaya başladılar. Hayvanlar zehirlendi, toplu mezarlar bulundu, onlara biz bağırıp çağırıyoruz, işte dava açılıyor, kimisine hiçbir şey olmuyor derken bu iş orada da kalmadı. Birdenbire daha sonra sokaklarda insanlara, özellikle çocuklara hayvan saldırıları gündeme geldi. Bir kısmı, onların büyük bir kısmı sahipli hayvandı. Ve onu medya çok ciddi bir yanlış bilgilendirme yaptı toplumu. Yani sahipli hayvanlar sokak köpeği olarak gösterildi. Hatta Meral Akşener'e bir saldırı olmuştu. Saldırı da değil, köpek arabanın önüne çıkmış. Meral Akşener arabadan inmiş. Köpek can havliyle ısırmış. O bile sahipli hayvan olduğu halde sahipsiz denildi. Yani kamuoyunda bu bilerek yapıldı. Yani toplumda o süreçte, dediğim gibi 6. maddenin değişmemesinden sonra buraya gelene kadar toplumda hayvanların sokakta yaşayamayacağını, yaşamaması gerektiğine dair bir algı operasyonu yürütüldü. Nefret dili kullanılarak. Sonunda o da bitti. Bir başka saldırılar da oldu. Her sefer bunu medya büyüttü, büyüttü, büyüttü. Bir baktık bir süre sonra gerçekten insanlar evet ya, sokakta da hayvan olmaz demeye başladı. Yani bir orada toplumsal dönüşüm yaratıldı hayvanlar özelinde. Ve bir baktık bir havrita oluşumu biliyorsunuz çıktı. Hayvanlar haritalarda işaretlendi, hedef gösterildi. O hayvanların bir kısmı sonra ölü bulundu. Havritaya dava açıldı, kapatıldı havrita. Bu yasal değildir diye barolar devreye girdi. Barolar her aşamada açıklamalar yaptı bu arada. Avukatlar çok ciddi mücadeleler veriyorlar. Fakat havritadan sonra başıboş köpek platformu diye bir platform kuruldu. Biliyorsunuz herkes bir platform kurabilir. Yani köpek sorunu sayfaları ortaya çıktı. Çok takipçili bunlar. Troll orduları devreye girdi. Yani bunu hepimiz biliyoruz başka olaylardan. Bu normal, herhangi birilerinin yapabileceği operasyon değil. Yani bir köpekle ilgili, hayvanla ilgili bir şey yazıyorsunuz, altına binlerce hakaret, küfür geliyor. Ayrıca da kendilerinin Twitter'da açtıkları sohbet odalarında biz önde görünüyoruz ama arkamızda hükümet var, bize bu görevi verdiler, şimdi kendileri geride duruyorlar ama biz bunların da açıklarız yeri gelirse diye ses kayıtları var ortada. Ben bunları yazdım köşemde hepsini. Amerika'da yaşayan FETÖ'cü geçmişi olan bir takım insanlar o havrita üzerinden, yani Amerika'da yaşıyorsunuz, Türkiye'de sokak sokak köpek takip ediyor. Hedef gösteriyor falan. Böyle inanılmaz garip oluşumlar meydana geldi. Bunlar baş edilemez bir hal aldı. Davalar açıldı. Hepimizin hayvan hakları savunucularının çeşitli davaları var bu aralarda. Sonuçta Cumhurbaşkanı en son işte yeni bir beyanat daha verdi. O verdiği bir yıl önceki, 11 ay önceki talimatını pekiştirdi. Toplayın dedi. Şimdi ne yapılmaya çalışılıyor biliyor musunuz? Şehir dışında
büyük barınaklar kurulacak, bakım evleri kurulacak. Bütün köpekleri o talimat uyarınca yasaya aykırı olarak toplayacaklar. Oraya hayvanları götürecekler, bir tecrit uygulanacak. Düşünün, şehir içindeki barınaklara bile giremiyorsunuz. Oralara nasıl, kim gidecek, ne zaman girecek? Ve tabii bunun bence araştırılması gerekiyor. Maddi yanı da mutlaka var. Çünkü orada bir barınaklar inşa edilecek. Oralara bir ödenekler ayrılacak. Bunları kimler yapacak? Elemanlar alınacak. Şimdi bunların araştırılmasının yanı sıra tabii ki onu da söylemek lazım. Bütün bu sorunu yaratan, şiddeti yaratan barınaklar belediyelerde çalışanlar için bir sürgün yeridir. Evet. Şimdi çok maddesi sürgün, var. Evet, sırayla gelelim yeri, mi? Evet. Yani şimdi bu operasyonu böyle kısaca anladıysak, yani böyle bir operasyon bilinçli olarak yürütüldü, ortaya kondu ve şu anda aslında size şunu söyleyeceğim. Hani hatırlarsınız, Süleyman Soylu bu muhtarlarla yaptığı bir toplantıda mekruh evler metruk yıkın, evler hani sonradan gelir yasa, siz yıkın önce demişti ya, aynısı burada yapılıyor. Aynı mantık, çünkü biz diyoruz ki şimdi biz yasanın uygulanmasını isteyen tarafız. Hayvan hakları savunucuları olarak. Diyoruz ki yasayı uygulayın. Yani burası hukuk devleti ise ben kaç kere yazdım, yasayı uygulamak zorundasınız. Onlar bize ne cevap veriyorlar biliyor musunuz? Soylu'nun verdiği cevap veriyorlar. Evet. Sonra gelir yasa, değiştiririz onu da diyorlar. Yani şimdi, burada Türkiye'de hukuk devletinden çıktı Türkiye. Bu konuda da çıktı. Hangi konuda çıkmadı ki? Sırayla konuşacağız. Şimdi yerel yönetimlere çok büyük sorumluluk düşüyor dedik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hattımızda. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Beklettik sizi bir taraftan. Estağfurullah. Şimdi yani yerel yönetimlerin sorumluluğunu, yaptıklarını da yapmadıklarını da konuşacağız ama İzmir'de taşın altına elinizi siz nasıl koyacaksınız ya da koydunuz diyeyim. Çünkü bir projeniz de var sanıyorum orada. Bir proje değil, hayata geçirdiğimiz bir çalışma var. Paco isimli bir barınak kurduk. Rahmetli Bekir Coşkun'un köpeğinin adını verdiğimiz bir barınak. Ama adına barınak demek çok doğru olmayabilir. Çünkü bir yaşam alanı o. Ve sadece Büyükşehir Belediyesi'nin personelleriyle değil, gönüllülerin de katıldığı ve birlikte çalıştırdığımız, birlikte hayat verdiğimiz bir yaşam alanı. Ama az önce konuşulanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yasalar yetmez bu hikayeyi değiştirmeye. Çünkü bizim kadim kültürümüzde biz binlerce yıldır o hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Onlar bizim hayatımızın bir parçası. Şehir dışında barınaklar yapıp inşa edip o hayvanları oraya tıkmaya, onları orada ölüme mahkum etmeye hiçbir yasanın gücü yetmez, hiçbir iktidarın gücü yetmez. Herkesin içi ferah olsun. O vicdanlar, bu topraklarda yaşayan insanlar da var oldukça bu hikayeyi değiştirecek ne yasal düzenleme yapılabilir, ne emir talimat zincirleri oluşturulabilir. Kısacası şunu söylemeye çalışıyorum. Bizler bu toprağın insanları, bu topraklarda binlerce yıldır var olan o kadim kültürün taşıyıcıları, o hayvanlarla beraber yaşamaya devam edeceğiz. O hayvanlar bizim hayatımızın bir parçası ve bir parçası olmaya da devam edecek. Bunu da hiçbir iktidarın gücü yetmez değiştirmeye. Tunç Bey, bu yaşam alanının barınaklardan farkını bize anlatabilir misiniz? O yaşam yaşam alanı nasıl farklı? Gönüllülerle beraber çalıştırıyoruz. Biz sadece Büyükşehir Belediyesi'nin görevli memurlarıyla, personelleriyle değil, birlikte çalıştırıyoruz, birlikte yaşatıyoruz, eğitim veriyoruz. Küçük bir amfitiyatrosu var, eğitim platformları var. Hep birlikte çalışıyoruz. Yani bunu bir vazife gibi değil, birlikte sahiplenmesini yapıyoruz, beslenmesini yapıyoruz. Kısacası sadece Büyükşehir Belediyesi'nin iktidarıyla yaşatılan bir mekan değil burası. Sayın Başkan, şunu da sormak istiyorum örnek olması açısından. Yani elbette bir yükü vardır bütçe açısından da ama çok mu zor bunu yapmak, yaygınlaştırmak? Hayır, bence değil. Yani vicdan sahibi olan yerel yöneticilere ihtiyaç var sadece. Yani bunu kendisine yük görmeyecek, külfet görmeyecek ve o vicdanı taşıyan yerel yöneticiler
öncelik sıralamasında mutlaka üst sıralarda bir yere konumlandıracaklardır. Evet. Sayın Başkan, çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi geceler. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Demin şimdi İzmir denince tabii unutmuş olduğumu fark ettim. İzmir Bayraklı'da hani bizlere çeşitli saldırılar oldu sosyal medyada dedim ama onu atlamamam lazım. İzmir Bayraklı'da aynı aileden 3 kişi sokakta besleme yaptığı için Yahya Köşek, Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü 28 kurşunla gündüz gözüne silahla vuruldular. Mesela buna da medyada yeterince eğilinmedi. Yani çocuklara köpek saldırısı olduğunda veya başka bir insana olduğunda elbette biz hayvan hakları savunucuları olarak hem insanların yaşam hakkını hem tabii ki hayvanların yaşam hakkını düşünüyoruz. İkisini birbirinden ayırt da etmiyoruz. Peki şeye katılıyor musunuz? Örneğin o karşı tezde diyorlar ki yani çeteleşme oluyor sokakta. Yani bu kimileri de makul bir şekilde diyorlar ki ya kısırlaştırmadı. Yerel yönetimler bu işlerini yapmadılar. Ama hayır, bu sayıda çok ciddi bir artış oldu. Demin oraya geliyorduk, kesmişti. Ben yine keseceğim. Evet.